Bakın beyefendi, bu fikre nasıl yaklaşırsınız bilmem. Ama bir süre burada kalmam gerekiyor. Olanı biteni anlamam için. Ama bu nasıl mümkün olur ki? Yapmayın hanımefendi, ne yapayım? Burada kalmak için emir aldım. Tamam. Siz işinizi yapın. Kanko hayatım, çayla birlikte bir şeyler hazırla. Ben dükkandan hemen dönerim, tamam mı? Büyük anne, Secel. Buraya gelin lütfen, size bir şey söylemeliyim. Hemen dönerim. Hanım. İyi hanım. Size kimlik kartımı göster. Cineş Kapadia. Cineş Kapadia. Ama aksanınız... Şey, büyük annemiz Kampurlu, ondan. Sizi daha önce gördüm. Hayır, hayır. Beni başka bir yerde görmediniz. Sizinle ilk defa karşılaşıyoruz. Oh, kahretsin, pil bitti. Şarjınız var mı? Şarj mı? Evet, şarj etmek için şarj alayım. Tanrım, resmen gözüyle röntgen çekiyor. Bilmiyorum, bu oyunu daha acaba ne kadar oynamam gerekiyor? Oyun mu? Ne oyun? Ne oyunu? Tanrım, erkenden uyandım. Saat daha 9. Baban seni çağırdı. Huzur içinde uyumama izin vermedi. Kesin aptalca bir şey söyleyecek. Ben bir karar verdim. Ne? Anandi okula gidecek. Bu gerçekten çok saçma. Hadi ama baba, cidden boş konuşuyorsun. Kes sesini. Remci. Her şey senin yüzünden oldu utanmaz adam. O kızı zorladın. O benim oğlum. Bizim oğlumuz. Sakin ol lütfen. Sen beni sakinleştir. Onun yerine içeride oturan soruşturma memurunu sakinleştir. Bizi gözetim altında tutmaya gelmiş. Risk alamayız. Eğer yanlışlıkla da olsa bir şey anlarsa, o zaman başımız belaya girer. Yani ne diyorsam o zaman o olacak. Anandi okula gidecek. Ama Prem'ci... Hayır büyük anne. Tartışmaya gerek yok. Cigar hiç seçenek bırakmadı. Soruşturma memurları onun yüzünden evimize sürekli gelip girecekler. Ya eğer kazara da olsa bu çocuk evliliğini öğrenirler. Hepimizin hapse girmemesi için Anandi'nin okula gitmesi gerekiyor. Okula nasıl gidebilir ki? Onların evlilik hayatları daha yeni başladı. Büyük anne, Cigar'ın sorumluluk alacak kapasitede olduğunu düşünmüyorum ben. O nedenle hapse girmek yerine hepimiz için 3 yıl daha beklemek daha iyi. Anandi haklıydı. İkisinin de birbirini tanımak için zamana ihtiyacı var. Neden susuyorsunuz? Söylesenize, ne oyunundan bahsediyorsunuz? Oyun mu? Oyun mu dedin? Yani telefon benimle oynuyor demek istedim. Şarj etsem de hemen kapanıyor.
benimle resmen oyun oynuyor. Şarj oluyor. Alın bunu. Kurtuldum. Ne? Ne söyledin? Telefonum. Kapanmaktan kurtuldu diyor. Her neyse hanımefendi. Diyordunuz ki evlendikten sonra bir de üniversite okumaya falan gidiyormuşsunuz. Anne. Anne sakin ol. Nasıl sakin olayım? Oğlum geceden beri gelmedi. Nerede olabileceğini bilmiyorum. Eminim Anandi için bir şeyler yapıyordur. Biliyorsun bu konuda biraz hassas. Eğer bir genç kız zor durumdaysa o başka hiçbir şey düşünmez. Yani biraz rahatla. Rahatlayamam. Nerede o? Ne oldu? Telefonunuz çalıyor. Açsanıza. Anandi, kahvaltı hazır. Acele et hadi. Tamam. Gelin. Kahvaltı hazır. Kesinlikle mutfak sanatında birinci sınıf bir eğitim yapmış olmalısınız. Peki ya okul? Kararınız nedir? Anandi üniversiteye yazılıyor. Gerçekten mi amca? Evet. Gerçekten. Teşekkür ederim amca. Teşekkür evet. ederim. Evet, eve dönüş. Eve dönüş filmini izlemiş miydiniz? Eğitim hakkını konu alıyor. Harika film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. O sadece üniversiteye gidiyor. Bu karım olmayacağı anlamına gelmiyor. Cigar, üzülme oğlum. Aslında o yeni evli. Bu yüzden onu özleyecek. Mutlu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.